Evet efendim, reklam arasından sonra kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. İlk bölümde sorumuzun cevabını netleştirmiş almıştık. Şimdi ikinci bir soruyla da ikinci bölüme geçmiş olalım Mahmut abi. Evet. Yine birinci bölümün sorusunun son sorunun devamı niteliğinde olacak bir soru. Özellikle bayramlarda ve özel günlerde huzur evlerini, işte yaşlı bakım evlerini, darul azizleri ziyarete gidiyoruz. Fakat ne hikmetse bu da aynı bayram Ramazan ayındaki yardım gibi sadece bayram günlerine veya işte yaşlılar anma günlerine falan sınırlı kalıyor. Onu bir adım öteye taşıyıp da haftada bir veya ayda bir veya her gün gitme işini ortadan kaldırıyoruz. Bu anlamda Sıla-i Rahim dediğimiz bir olay var. Yani özellikle biz Müslümanların eşi, dostu, akrabayı sık sık ziyaret etmesinden bahisle yola çıkarak işte dinimiz bu yaşlılar konusunda olsun, akraba, arkadaş, eş, dost konusunda olsun ziyaretler noktasında bizlere neler söylüyor? Aslında örfümüzde olduğu için zaten İslam dinine geçişimiz de toplu halde olmuş. Yani kasabalar, köyler, şehirler İslam'ı kabul ederken birçok ortak payda örfümüzde mevcut olduğu için tarih kaynakları bunları veriyor. Hiçbir sıkıntı çekilmemiş. Çünkü zaten örfümüzde bu var. Bizim örfümüzdeki özellikle büyüklerimize karşı gösterdiğimiz saygı dinimizle paralel örtüşüyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Hatta Erzurum zannedersem yaşlılar için sığınma evi açılıyor. 6 ay sonra kapatılıyor. Hiç kimse gelmediği için, hiç kimse getirilmediği için. Medeniyet dediğimiz şey maalesef bunu tetikliyor. Yaşlılarımızı götürüp bakım evlerine bırakmak, bırakırken de kullandığımız cümleler. Ne diyoruz? Mesela anneciğim, babacığım, burada senin akranların var, emsallerin var. Onlarla beraber daha iyi vakit geçirirsin. İlaçlarını vaktinde alırsın. İşte uğraşılarınla bizzat ilgilenirler. Her konuda size yardımcı olurlar gibi kullandıkları cümleler ile yaşlılarımız için özellikle Batı şehirlerinde bu tür yerlere yaşlarımızı bırakmak çok da mantıklı geliyor. Aslında bunun sebebi şu, yaşlarımızın birçoğu hatta gönüllü gidenler de var. Ama benim dikkat çekmek istediğim konu, yeni nesil bunu zaten çocuğuna yapıyor. Çocuğunu kendisi büyütmek yerine diyor ki ben çocuğumu kreşe vereyim, anaokuluna vereyim. Orada çocuğum emsalleriyle beraber oynar. Daha iyi ilgilenirler. Daha iyi bakarlar. Canı sıkılmaz. Uğraşıları olur. Meşgaleleri olur. Daha güzel yetişir diye anne baba kendisi yetiştirmek yerine çocuklarını kreşlerin yetiştirmesini istiyorlar. Kreşte büyüyen çocuk da belli bir yaşa geldikten sonra yaşlanmış annesini babasını aynı mantık ile götürüyor, darula cizye bırakıyor. Orada emsallerin var, daha iyi vakit geçirirsin, ilaçlarını daha iyi kullanırsın. Mantık aynı mantık. Onun için vicdanları da rahat. Ama normalde gerçek bir anne baba çocuğu kendisi yetiştirmeli. Pedagog olmaya gerek yok. Okuyacağınız şu anda internet devrindeyiz. Herhangi bir kitap iki tuşla evinize gelebilir ve çok cüzi meblağlar. Ucuz yani. Hakikaten kitaplar çok ucuz. Hatta kitap pahalı diyorsanız internetten bilgi bedava. İnternetten bilgi bedava. Aç istediğin gibi oku ama zamanından fedakarlık yapman lazım. Kendinden fedakarlık yapman lazım. Evlat yetiştirmek için. Ama siz evlatlarınızı daha iyi bir eğitim alacak diye kreşlere, anaokullarını bırakırsanız bir mantık ile o çocuğun da siz yaşlandığınızda aynı mantık ile size darül cizye bırakması gayet normal olacaktır. Evet. Şimdi ben sevgili hanım izleyicilerimiz bize çok kızmasın ama son zamanlarda, son dönemlerde, son yıllarda özellikle arkadaş, eş, dost ziyaretlerinin azalmasında ben biraz bayanların etkisinin fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık misafir kabul etme noktasında evin patronu onlar olduğu için erkek onlara sormadan arkadaşını veya akrabasını, amcasını, kuzenini davet edemiyor. Evet. Oradan da edindiğim izlenime göre toplumda bir bu anlamda misafir kabul etmeme noktasında ev hanımlarının da itirazları oluyor.
artık iş gücü çıkmasından kaynaklı orta yere bir iş gücü çıkması gerekiyor. Çünkü ağırlayacaksın, bulaşığıdır, temizliğidir, şudur budur. Son yıllarda özellikle ev ziyaretlerinin, komşu ziyaretlerinin azaldığına şahitlik ediyoruz. Bu konuda da tabii hem din anlamda hem de bir sosyal vatandaş olarak tavsiyelerde illaki bulunmak istersin Mahmut abi. Tabii. Şimdi eğer şayet misafiri kabul etmeme gerekçeniz Nur 61'e kaynaklanmıyorsa problem yok. Nedir Nur 61? Allah-u Teala Nur suresi 24. surenin 61. ayetinde diyor ki işte köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur sizin için de annelerinizin evinde, babalarınızın evinde, dayı, teyze, amca, hala hepsini saydıktan sonra çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki anahtarı size teslim edilen evlerde ve dostlarınızın evlerinde. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Ayet o kadar ayrıntılı ki dostlar ile anahtarını teslim ettiğiniz evleri ayırıyor. Bakın dostlarınızın evi birincisi, anahtarı teslim edilen ev ikincisi. Ve buralarda hep beraber ya da ayrı ayrı yemenizde içmenizde bir mahsur yoktur diyor. Haremlik silahını kurmaya gerek yok. Kesinlikle. Fakat bizim mevcut hocalarımız bu ayeti sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır ilkesiyle Resul uygulamada bunun tersini yapmıştır diyerek nasih mensuh ilkesiyle hükmünü kaldırdıkları bir ayettir. Ayet dostlarınızın evinde ve anahtarı size teslim edilen evlerde zaten ayrıyeten akrabaları da ayrıyeten sayıyor. Hep beraber ya da ayrı ayrı. Yemenizde içmenizde bir mahsur yoktur diyor. İster hep beraber, istersen ayrı ayrı ye demiyorlar. Hep beraber yemeği yasaklamışlar. İşte misafiri kabul etmeme gerekçesi. Bu ayetin iptal edildiği, hadisler ve sünnet tarafından hükmünün kaldırıldığına dayanarak uygulanıyorsa burada müthiş bir problem var. Burada ayeti inkar var. Haç suresinin 51. ayetini unutmayalım. Ayetleri yalanlayanlar, ayetlere hükümsüzdür diyenler cehennemliktir diyor. Eğer bir insan Kur'an'daki bir ayetin hükmü yoktur diyorsa cehennemliktir. 22. surenin 51. ayeti. Haç 51. Şimdi bu ayete rağmen siz derseniz ki hayır kardeşim ben nasih mensuha inanıyorum. Ayet ayetin hükmünü kaldırır. Ayrıyeten sünnet ve uygulama varsa ayete bakılmaz. Ayetin hükmünü kaldırır diye. Din şu andaki mevcut dini anlatan tarikat ve cemaatlerin ilkelerini savunuyorsanız o zaman müthiş bir dini problem var. İşte arkadaşlar bu yüzden bizimle bu konuları konuşmuyorlar. Konuşmak için buraya gelmiyorlar ve gelmeyecekler. Çok basit bir şey soracağım. Ayeti vereceğim ve samimi olarak soracağım. Adam düşünüyor. Ya diyor doğruyu söylesem toplum cahil. Avama bu konular anlatılmaz. Cümle bu. Yani bizim gibi Varaşlardan gelmiş insanlara bu konular anlatılmaz, onlar anlayamaz, onlar kavrayamaz diyorlar. Kendileri bir üst perdede bu işi anlamışlar. Sizin benim gibi normal bir vatandaş anlayamaz, kavrayamaz. Niye kavrayamayız? Buhari'den duyduğunuzun ayetin hükmünü kaldırdığını siz kavrayamazsınız. Ben halen kavrayamıyorum. Onun için buraya gelip söylese bir türlü, söylemese bir türlü. Söylemeyince ben böyle sürekli taciz etmeye devam edeceğim. Onlar da diyecekler ki biz gençliğimizde onlarla çok konuştuk. Bir tane söyle diyor. İyi sen gençliğinde çok konuştun da halen gençlerden yok mu? Gelsinler onlarla konuşalım. Uygulama ve hadis var ise ayete bakılmaz. Bu ehli sünnetin temel felsefesidir. Ehli Kur'ansanız problem yok. Şimdi ayet önümüzde fakat uygulama senin dediğin gibi abi. Artık örf bitmiş, adet bitmiş, ayete de bakılmıyor. Ayet diyor ki anahtarı sana teslim edilen evlerde ya da dostlarınızın evlerinde hep beraber yiyip içebilirsiniz. Ama Allah'tan daha fazla şeriatçı olmak nedir? Allah'tan daha fazla şeriatçı olmak Allah'ın hükmüne ilave hükümler koymaktır. Yani günümüzün modern tabiriyle kraldan çok kralcı olmak. Aynen öyle. Eyvallah abi. Aynen öyle. Allah'tan daha fazla hassas olmak. Yani onların tabiriyle. Bunda ne var? Zarar mı edersin? Zam yapıyor,
Zammı da böyle söylüyor. Şimdi ilave namaz koyuyor. Ne var? Fazla namaz kılsın. Kardeşim, ilave edemezsin. Bu yasak. Çıkartamazsın. Bu da yasak. Şimdi bir iskonto yapanlar, bir zam yapanlar var. Sen zam yaparak kendinin daha takvalı olduğunu mu düşünüyorsun? Ve sen tutuyorsun, Allah'ın emrine ilaveler yapıyorsun. Resmen bu ayete ilavedir. Ve bunu yaparken kullandıkları metot da cumhur ulemanın kanaati. Ekseri ulemanın kanaati. Yani alimlerin birçoğu bu yönde karar vermiş. Alimlerin birçoğu dediği zaman diğer alimler, azınlıkta kalan alimlerin hiçbir hükmü yok. Ama onlar da alim. Bazen de tam tersiyle karşılaşıyorum. Diyor, ekseri ulema böyle düşünse de İmam-ı Azam Ebu Hanife böyle iştahat etmiştir. Bu sefer çoğunluk önemli değil. Oradaki kararda İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kararı önemli. Maalesef böyle bir kaos. Biraz. Bunu da zamanla insanlar, bizim anlatmaya çalıştığımız kişiler zamanla farkına varıyorlar elhamdülillah. Bunu da tabii mutlu oluyorum. Ayetleri veya hadisleri biraz da kendi işimize nasıl geliyorsa o şekilde alıyoruz. Tabii, tabii. Alıp almama konusunda tercih yapıyoruz. Tabii. Burada mesela şöyle dese hoşgörüyle karşılarım. O ayet o manaya geliyor ama ben uygulayamıyorum. Ya benim nefsime ağır geliyor. Ayeti anlıyorum ama Allah beni affetsin. Şimdi birçok ayet için bunu kullanan insanlarımız var. İçkinin haram olduğunu kabul ediyor ama dayanamıyor, içiyor. Zinanın haram olduğunu kabul ediyor ama dayanamıyor, yapıyor. Ve söylüyor, ya dayanamıyorum diyor. Gerekçeleri var kendi kafasına göre. Bu günahkar, öteki tehlikeli. Evet. Öteki müşrik, inkarcı. Ne diyor o? Hayır diyor, bunun diyor, hükmü kalktı diyor. Arada çok önemli fark var kardeşim. Birisi inkarcı, birisi günahkar. Şimdi faiz haramdır diyorsun ama diyorsun ki ya icralık olacaktım, evimdeki eşyalar toplanacaktı. Allah beni affetsin, dayanamadım. Günah olduğunu bildiğim halde gittim kredi çektim. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Bunun tövbesi var. Ama sen dersen ki Kur'an'da şu 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 yoktur. O zaman problem başka. Şimdi nasih mensuha inanan insanlar Kur'an'da hükmü kalkmış ayetlere iman eden kişiler. Bu basit bir problem değil. Diyor ki önce gelen ayetin hükmünü daha sonradan gelen ayet kaldırdı diyor. Bu çok büyük bir iddia. Şimdi delil olarak ayet de veriyorlar. Problem şu. Kardeşim delilinizi kabul edelim. Bu sistemi de kabul edelim. Peki buyurun hükmü kalkan ayetleri bize söyleyin. Kaos. Kaos. 6, 25, 77, 350. Ortak bir fikir, ortak bir karar ya, yok. Bakın yani iddia çok büyük. Hükmü kalkan ayetler. Bu kadar büyük iddiayı savunan insanların net bir şekilde ayetleri vermesi lazım ki insanlar yanlışlıkla uygulamasın. Samimi olarak buna inananlara söylüyorum. Sen samimisin ve inanıyorsun. Diyorsun ki bu ayetin hükmü kalktı. İyi de o ayetle amel eden ne olacak? Hükümsüz ayetle amel ediyor. Sana göre günaha giriyor. O zaman bir araya gelin, söyleyin kardeşim. Bir görüşe göre Bakara 284'ün hükmü kalkmıştır. Bir görüşe göre hayır kalkmamıştır. Kardeşim o zaman aranızda anlaşmanız lazım. Çünkü mesele ayet inkar. Ayet hükmü olmayan bir ayete hükmü var demek ile hükmü olan bir ayetin hükmü kalkmıştır demek aynı problem. Evet. Eğer siz diyorsunuz ki nasih mensuh vardır ama şu ayet hariç. Bu ayette nasih mensuh yoktur. Öteki de aynı ayet için vardır diyor. O zaman aranızdaki durum şu. Biriniz hükümsüz bir ayetin hükümlü olduğunu iddia ediyor. Öteki hükümsüz bir ayetin uygulandığını iddia ediyor. Sonra siz bunu sanki teferruatmış gibi yani lüzumsuz bir ayrıntıymış gibi konuşuyorsunuz. Siz dininizle alay mı ediyorsunuz?
bu kadar ciddi bir konu, bu kadar önemli bir konu, kendi aranızda neden tek fikir değilsiniz? Nasih mensu inkar ediyor. Biz buyuz. Nasih mensu inkar eden insanlarız. Bana göre hükmü kalkmış ayet yoktur. Sizin hükümsüz dediğiniz içki ayeti Afrika'nın balta girmemiş ormanında taptazedir. Danimarkalı, Hollandalı, İslam'la yeni tanışmış bir Hristiyan için o ayet taptazedir. Hiçbir ayetin hükmü kalkmış olamaz. Haizli kadınların durumuyla ilgili ayetin benim için hükmü yoktur. Ben erkeğim. Ama tutup da o ayetin hükmü kalkmıştır diyemem. O ayet kadınlar için taptaze. Ve Allah'tan korkmaz bu insanlar hükümsüz ayetleri savunuyorlar. Savundukları gerekçe, delil olarak verdikleri ayette eğer biz bir ayetin daha iyisini, daha eski geçerlisini getirsek eskisinin hükmünü kaldırırız. Şimdi kalkan İncil ve Tevrat yerine gelen Kur'an'ı anlatan ayet. Allah İncil'in, Tevrat'ın hükmünü kaldırır, yerine Kur'an'ı getirir. Ya da güneş bir ayettir, yıldız bir ayettir, tabiat bir ayettir. Allah kuraklığı kaldırır, yeşilliği getirir. Allah yeşilliği kaldırır, kuraklığı getirir. Allah buna muktedirdir. Bizim için hangisini istiyorsa onu yapar. Siz tutup da bu ayet ile Kur'an'ın hükümlerini geçersiz yapıyorsanız, asıl yakalandığınız yer hangi ayetlerin hükmü kalkmıştır konuşamadığınız için. Ben geçen hafta bir ehli sünnet hocasıyla tartıştım. 25 tane ayetin hükmü kalkmıştır diyor. Adam kendisi söylüyor bunu. 25 tane ayetin hükmü kalkmıştır diyor. Göğsünü gere gere söylüyor. Hafızlara niye ezberletiyorsunuz? Ezberlenecek. Ya hükmü kalkmış. Hükümsüz. Aslında öyle anlaşılmaz. Adam biraz üzerine gittim. İki soru sordum. Aslında öyle anlaşılmaz. Peki nasıl anlaşılır? Nesh etmek ne demek? Nesh etmek hükümsüz kılmak demek. Nasih ne demek? Hükümsüz kılanı yapan cümle. Nesh eder, nasihtir, nesh eder. Gelmiş hükmünü kaldırmış. Adama Türkçesini söyletiyorum. Adam diyor ki, hükmü kalkmış ayetler vardır ama öyle anlaşılmaz. Niye? Çünkü benimle konuşuyor. Bunu savunan bir insanın, etrafındaki insanlara Kur'an'ı anlamak için Türkçe okuyun deme ihtimali kalır mı? Adam ayeti veriyorsun, adam böyle yapıyor. Diyor o ayet diyor belki de diyor nes olmuştur diyor. O zaman herkes işine gelmediği ayetleri nes etsin, işine gelmediği ayetleri alsın. Ben abi niçin yaptıklarını söyleyeyim. Allahu alem. Yapma sebepleri bir. Kur'an'da çelişki var zannediyorlar. Kur'an'da çelişki var zannettikleri için kendi kafalarına göre çelişki gördükleri ayetlere nes oldu diyorlar. En güzel savunma metodu. Şimdi ateist soruyor. Bu ayetle bu ayet çelişmiyor mu? Şimdi adam bakıyor ayetlerle. Ulan hakikaten çelişki var. Diyor. O zaman diyor bunun diyor hükmü kalktı. Bu ayet geldi diyor bunun hükmü kalktı. Onun için aynı ayetlerde tek fikir olamıyorlar. Birisinin çelişki gördüğü ayet ötekinde çelişki değil. Öteki alime, öteki hocaya, öteki mealciye, öteki müfessire, öteki tefsirciye göre adam onun cevabını verebiliyor. Şimdi kendi kafasına göre cevabını verebildiği için onu diyor neshetmeye gerek yok. Onun da hükmünü kaldırmaya gerek yok. Niye? Çünkü çelişki görmüyor. Öteki çelişki görmeye devam ediyor. Çelişki görmeye devam ettiği için adam hemen diyor ki o diyor nes olmuştur diyor. Onun diyor hükmü kalkmıştır diyor. Evet. Böylece çelişkiden kurtulduğunu zannediyor maalesef. Ya ben de o kadar güzel de anlattınız ki Mahmut abi. Merak ettim yani bu ayetlere bir örnek teşkil etsin diye hemen Google'a girdim bakayım dedim. Bulabilecek miyim? İçkiyle namaza durmayın. Hemen onu verirler. Bu niye hükmü kalkmış olsun ki? Hala içki içmenin sonu mu geldi? Yani içki içen insan mı kalmadı eyvallah, ortalıkta Allah mesela? Allah razı olsun. Biraz önce dedim ya Danimarka'da taptaze. Sonradan ayet geliyor. Halen içki mi içiyorsunuz? Hayır bu ayeti duymayan içki içen birisi için de taptaze bir ayet. İlla Danimarka'ya gitmeye gerek yok. Öyle ki. Ama adamlar işte abi bunun diyor hükmü kalktı diyor. Çünkü diyor daha şiddetli ayet geldi. Sen bu ayetin hükmü var dersen diyor. Adam diyor akşamleyin içer diyor. Sabahleyin uyanır diyor. Namazını kılar diyor. Çünkü ayet sadece içkili namaza durmayın diyor. Yani ayıldıktan sonra durabilirim çıkıyor. Adam onun için bunun diyor artık hükmü kalkmıştır.
ayetin başka bir beldede taptaze olduğunu görmemezlikten geliyor. Mesela Bakara 284 çok önemli. Diyor ki, kalbinizden geçenlerden dolayı hesaba çekileceksiniz diyor ayet. Bak bu çok önemli bir şey. Gizleseniz de, açığa vursanız da kalbinizden geçirdiklerinizden dolayı hesaba çekileceksiniz. Şimdi adamın kalbi fesat. Kalbinde bir sürü kirlilik var. Hakikaten adamın kalbi sıkıntı. Şimdi adam bu ayeti nasıl kabul etsin? Hayır, bununla ilgili de Bakara 106'da şu anda siz anlatırken ben de bakıyorum Google'dan. Bakara 106'da da aslında ayette, yani Allah-u Teala her şeyi mutlaka bilendir. Evet. En güzel şekilde biz bir ayetten her neyi nesheder veya unutturursak ondan daha hayırlısını yahut mislini getiririz. Bilmez misiniz ki Allah her şeye kadirdir. İşte. Yani netice itibariyle aslında bu ayetlerin hükmünün kalktığını iddia edenler Allah-u Teala yine Kur'an'da karşı cevabını vermiş. Doğru. Zaten Allah böyle bir şey yaptıysa kalanını Kur'an olarak bize vermiş. Unutturduysa unutturdu. Kaldıysa kaldı. Elimizdeki mushaf neticedir kardeşim. Evet. Elimizdeki mushaftan sen nasıl ispat ediyorsun böyle bir şeyin olduğunu? Bakın hadislerde ne var biliyor musunuz? Ahzab suresi Bakara suresinden daha uzun bir sureydi. Resul hafızları çağırdı ve şu 300 ayeti unutun dedi. O günden sonra biz o 300 ayeti bir daha hatırlamadık. Tekrar edeyim. Ahzab suresi Bakara suresinden daha uzun bir sureydi. Bakara en uzun suredir, 286 ayet. Evet. Ahzab suresi daha uzun bir sureymiş. Resul hafızları çağırmış, şu 300 ayeti unutun demiş. Onlar da o günden sonra o 300 ayeti unutmuşlar. Şimdi şöyle bir soru geliyor insan aklına. Abi kaç tane? Madem ki unutuldu, bu Kur'an-ı Kerim kitaplaştırıldığı zaman nereden hatırlandı tekrar? İşte 300'ü hatırlıyorlar. Hangi ayetler oldu belli değil. Çünkü unutulmuş. İman ettikleri şeyi düşünebiliyor musun abi? Önce vahiy geliyor, ezberleniyor, uygulanıyor. Sonra o ayetlerin işi bitiyor. Resul unutun diyor ve unutuluyor. İyi de şu nesedilenleri Resul niye iptal etmedi? Bunları niye unutturmadı? Evet. Niye? Yani 500 sene lazımdı. Ondan sonra mı hükmü kalkacaktı? Ama genelde tabii bu hükmü kalkan ayetleri iddia edenler, var olduğunu iddia edenler, iddia edenlere karşılık hükmü kalkmaz diyen paylaşım sayısı daha fazla gibi geldi. Elhamdülillah. Artık düşünüyorlar abi insanlar. Evet. Şimdi ben daha bir tık daha ileri gideyim. Şu anda mevcut inanışta nasih mensuh savunan insanlara göre ya önce gelen ayetin hükmünü sonradan gelen ayet kaldırmıştır demek bu. Türkçesini sık sık söyleyeyim ki takipçiler anlasınlar. Bir de şöyle ayetler var. Kur'an'da yazmıyor ama hükmü var. Şimdi bak neyi konuştuk? Kur'an'da yazıyor, hükmü yok. Evet. Bir de ikinci bölümü var bunun. İkinci bölümde nedir? Kur'an'da yazmıyor ama hükmü var. Nasıl ayet olur abi bu? Bak Kur'an'da yazmıyor. Ayet Kur'an'da yazmıyor ve hükmü geçerli. Korunacağına dair Allah'ın söz verdiği kitabı Allah-u Teala koruyamamış gibi bir anlamda. Uygulaması devam ediyor diyor. Korunuyor diyor. Uygulama devam ediyor. Sadece Musaf'ta yazmıyor diyor. Evet şu anda takipçilerimin çoğu tabi ayeti biliyorlar. Recm ayeti. Zina edenin taşlanarak öldürülmesi ayeti. Uygulaması var doğru. Ama Kur'an'da yazmıyor. Bir şey yok evet. Ama ayet olarak iman ediyorlar. Bak buna hadis demiyorlar. Bu çok önemli. Resul'ün hadisi demiyorlar abi. Bu diyorlar Allah'ın ayeti. Ve bu ayet Kur'an'da yazmıyor sadece diyorlar. Aynı şekilde yetişkinlere emzirme ayeti de var. Nedir yetişkinlere emzirme ayeti? Yetişkin basbaya bir kişi geliyor. Sizin eşinizi 3 kere, 5 kere, 7 kere, 9 kere ya da 11 kere emziriyor. Eşiniz o adamı emzirdiği için, üzerinizden örnek verdiğim için kusura bakmayın. Artık o sizin süt olduğunuz oluyor, rahat rahat sizin eve gelebiliyor. Nasıl? Yani şimdi şöyle de bir şey var abi. Ya bilmiyorum ben mi çok acaba fesat bir yapıya sahibim ama insanın mesela hani bazı hocalar da diyor ya insan duvara şehvi nazarla bakarsa diyor o duvardan bile zevk alır. Şimdi günümüzde öyle bir durumda yaşıyoruz ki saçının telinden şehvi arzu istek duyan canlılar olmamız sebebiyle bunu söylüyorum. Yani bir kadının, yabancı bir kadının süt kardeşi olabilmek için annesi tarafından emzirilmekte şehvi duygu olmaması söz konusu olabilir mi abi? Abi yani işte, karışık bir şeyler söyledim ama tabii yok, ben ne demek istediğini anladım. Şimdi saklanan hadisler kitabım bir hafta kaldı inşallah.
D&R'de falan satışa çıkacak. Ben de dostlarıma hediye edeceğim. Bu arada isteyen dostlara da sizin vasıtanızla yine her zamanki gibi isim, adres verirlerse hediye edebilirim. Saklanan hadislerin arasında bunlar var, saklıyorlar. Resul bir gün eve bir giriyor, Hazreti Ayşe'nin yanında yabancı bir adam. Ey Ayşe, senin yanındaki bu adam da kim diyor. Evde tek başına. O da diyor, hatırlamıyor musun, ben onu emzirmiştim diye uzun bir hadis. Hayır, şu yani insan hakikaten Allah-u Teala o yüzden Kur'an-ı Kerim'de çokça aklı kullanmaktan bahsediyor. Şimdi saçının bir teline 80 yıl ceza verenler, evet, bir mahrem erkeği, namahrem erkeğin bir kadının memesini görmesine acaba görmesi nasıl? Mi? Abi 7 kere, 10 kere, 11 kere emziriyor ya. Ya görmek ne? Yani bizzat adam tabi bu arada arkadaşlar bunlar iftira hadisler. Sakın savunduğumu zannetmeyin. Şimdi cümleyi ben hadisi söyledim ya. Sanki inanıyormuşum gibi bir intiba çıkmasın. Allah Resulüne atılan iftiralardır bunlar. Allah'ın Resulü böyle bir şey yapmaz, böyle bir şey demez, öyle bir ayet yok. Onlar uydurulan şeyler. Ve bu uydurulan şeyleri size kabul ettirebilmek için sordukları 3 tane soru var. 7 kere tevafı nereden biliyorsun? 40'ta bir zekatı nereden biliyorsun? Namazın rekatlarını nereden biliyorsun? Bu kadar. Bazıları tabi bilmedikleri için bana abdesti göster diyorlar. Ayetten haberi yok. Evet. Bilmediği için onu hoş görmek lazım. Şimdi bir de üçüncüyü söyleyeyim. Ondan sonra konu kapanmış olsun. Bir, Kur'an'da var, hükmü yok. Nasih mensuh. Kur'an'da yazıyor ama hükmü yok. İki, Kur'an'da yazmıyor ama hükmü var. Yetişkinleri emzirmek ayeti, rejim ayeti gibi. Bu da Kur'an'da yazmıyor ama hükmü var. Bir de Kur'an'da olmayıp hükmü kalkan ayetler var. Kur'an'da olup hükmü kalkan ayetler. He. Yok, Kur'an'da da yok. Ha, hem Kur'an'da yok hem de hükmü kalkmış. He, Kur'an'da yok ve hükmü kalkmış. Unutturulmuş ayetler var. Bu insanlar bunların hepsine birden iman etmek zorundalar. Çünkü Buhari çökerse İslam çöker diye cümleleri var. Bunların ağababaları televizyon kanallarında, büyük büyük kanallarda, kanal ne kadar büyük olursa olsun çıkanı büyük zannediyorlar çünkü kanal büyük. Ne kadar yalan olursa olsun, ne kadar palavra olursa olsun kanal büyük olduğu için insanlar büyük bir şey zannediyorlar. Arkadaşlar inanın, çok büyük kanallarda çok küçük soytarılar çıkabilir. Buna zaten tarih boyunca şahit olduk, sayısız örneği de var. Bunlara inanıyorlar ve bunlara inanan insanlar bu inandıkları şeyi kendi müritlerine karşı kullanırlar ama karşımıza çıkıp evet bu böyledir, bunu böylece kabul etmek zorundasın diyemezler. Evet, gelelim yine başka bir soruyla devam edelim Mahmut abi. Hı. Geçtiğimiz günlerde anneler gününü yaşadık, önümüzdeki pazar günü de babalar günü var herhalde. Evet. Şimdi bu özel günlerde sevgililer günü, nişanlık günü, İşte bir sürü ismi aklıma gelmeyen özel gün var ve bu günlerde hediyeler alınıyor. Eşe, dosta, sevgiliye, anneye, babaya. Hediye almak acaba israfa girer mi? Birinci soru olarak bunu sormak istiyorum. Evet. İkinci olarak da genelde evimizi daha güzel hale getirmek için vazo alıyoruz. İşte saat, duvar saat alıyorsun, duvara resimler alıyorsun. Daha sonra beğenmiyorsun, göz göre göre aşinalık oluyor. Diyorsun ki bu vazoyu artık değişeyim, bunun yerine İşte başka bir çiçek sepeti alayım, şunu alayım, bunu alayım bir şeyler diyorsun. Ve sürekli bu anlamda bir para harcayışı içerisine giriyoruz. Evet. Şimdi bunlar israfa girer mi? Asıl soru bu. Fakat böyle günlük hayat içerisinde birçok böyle ihtiyaç olmadan ehli keyif durum üzerine aldığımız birçok sadece eşya değil. Yiyecek olabilir, giyecek olabilir. Bir pantolonun var mesela, diyorsun ki aynı model ama rengi işte mavi değil de bununkisi kırmızı, bunu da alayım diyorsun. Bunlar mesela toplu olarak israfa girer mi? Abim aslında israf ihtiyaçtan fazlası. Ama kendinizi iyi hissetmek için ya da zaruri ihtiyaçlarınız için kişiye göre elbise sayısı değişebilir. Fakat benim burada anlatmak istediğim şu. Mahlukat, kainatın yaratılışı, her şey 3 çeşit. Mesela hayvanlar alemi 3 çeşit. Birisi yediğimiz içtiğimiz hayvanlardır. İşte koyun, kuzu, balık. İkinci hayvan çeşitleri kullandığımız hayvanlardır. Kullanırız. Katır, eşek, deve. Yükümüzü taşır, arabamızı çeker.
Bunlar için kullanılır. Ya da çoban köpeği gibi. Bir ihtiyaç için kullanılır. Fakat bir hayvan bölümü daha var. İlginçtir. Ne yeriz ne de kullanırız. Bunların yaratılma sebebi nedir? Eğer bunun farkına varırsak o zaman sosyal hayatta bazı yerlere yaptığımız harcamanın bir gerekçesinin olduğunu anlarız. Nedir bu? Rabbin kainattaki mahlukatı yaratırken hayvanlar alemini üçüncü bir kısım yaratmış. Gözümüzü doyurmak için süs balığı, tavus kuşu, kulağımızı doyurmak için kanarya, bülbül, saka. Şimdi bir bülbül ne işe yarar? Yani yesen eti yok. Değil mi? Ama o bülbülün, o kuşların sesi kulağımızı doyurmak için var. O süs balığı gözümüzü doyurmak için var. O tavus kuşu, ondaki o renk cümbüşü. Kulağın doyurulması konusunda sıkıntısı yok insanoğlunun. Bir eşi varsa yeterince zaten kulağı doluyor. O da eşler hakikaten belki DNA'dan kaynaklanıyordur. Bu da erkeklerin imtihanıdır. Yani erkek bunu bilecek yani neticede. Su sesi, para sesi ve kadın sesi, evet, diye bir halk arasında bir deyim de var. Ama hakikaten mahlukat böyle. Mesela bitkilere bakalım. Bitkiler de üç çeşittir. Birisini masa yaparız bitkilerden. Birisi marul maydanoztur, yeriz. Ama öyle bitkiler var. Ne masa kapı yaparız ne de yeriz. Burnumuz doysun diyedir. Güldür, menekşedir. Gözümüz doysun diye. Öyle bitkiler vardır. Sadece koklamak içindir. Seyretmek içindir. Ne yeriz ne de kullanırız. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Hediye sektöründe çalışan kardeşlerimiz aynı Allah'ın yaratılışında olduğu gibi gözümüzü doyurmak için ürünler yapıyorlar. Parfüm sektöründe çalışan kardeşlerimiz aynı kainattaki Allah'ın yarattığı üç branştan biri. Burnumuzu doyurmak için bir şeyler yapıyor. Ses sanatçısı dediğimiz kardeşlerimiz, müzik dediğimiz icadımız, kulağımızı doyurmak için yaptığımız bir uğraştır. Nasıl Allah Zülcelal burnumuzu, gözümüzü ve kulağımızı düşündüyse biz de çalışırken yine kulağımız, gözümüz, burnumuz için çalışırız. Her şey yemek için değildir. Yemek için de çalışan vardır. Hemen bir virgül koyup soruyu unutmadan sorayım Mahmut abi. Şimdi koku almaktan bahsettik ya. Şimdi özellikle karşı cinsi etkilemek için insanlar, kadın olsun erkek olsun, afrodizyak etkili, yani cinsel arzu isteği uyandıracak parfümler kullanıyor. Ama bir sınır önemli. Şimdi nasıl ki hediyelik eşyada sınırı aşmamak lazım ise, nedir sınırı aşmamak? İşte bir tabloya büyük paralar vermek. Burada sınırı aşmamak lazım. Bu senin meslekte biraz da tezat oluşturuyor. Evet. Ben de yağlı boya tabloları mümkün o kadar pahalı satmaya çalışıyorum. Ama doğrusu tabii şimdi mesela benim sektörüm antika ve kullandığım sektör şu. Tek olana sahip olma dürtüsü. İnsanlar diyorlar ki bu sadece bende var diyebilmek için alıyorlar. Diyor ki herkes de var. Şu herkes de var. Bu herkes de var. Para çoğu insanda var. Ya da benim arkadaşlarımda var. Ama sonra o antikayı alıyor diyor ki tarih bu diyor sadece bende var. İşte sadece bende var diyebilmek için bir sektör var. Antikacılık, tarih eser. Geçen bir dünya ülkesinde bir ödül töreni vardı. Belki denk geldin, izledin. Bir kraliçeyle ödül vereceği kişi tevafuk ya. Hı. Aynı elbiseyi giymişler. Magazin dünyası 3 gün boyunca onu konuştu. Yani büyük hata. Çünkü evet, aynı şeyi giymiş. Pişti oldular diyorlar. Aynı. Ama büyük rezalet. Tabii şimdi buradaki sınır nedir? Sadece hediyelik eşyada, kokuda sınırı aşmamak değil. Yerken de sınırı aşmaman lazım. Şu anda Amerika'nın en büyük problemi obezite. Niye? Çünkü yerken sınırı aşıyorlar. İnsan sınırlı bir mahlukattır. Harcamanızda sınırlı olacaksınız. Her şeyinizde sınırlı olacaksınız. Ki Allah bizi sınırlı bir mahlukat olarak yaratmış. İnsanın sınırları vardır. Hem nimetlerinde hem davranışlarında. Sınırları kaldırırsanız bu cinnet geçirtir. Onun için refah seviyesi çok yüksek yerlerde intihar oranı da artıyor.
açlıkla boğuşan yerlerdeki insanlar intihar etmiyor. Çok ilginç. Yani her şey refah seviyesi yüksek, adam bir, intihar bir amaçları var. Karnını doyurmak için bir çaba, emek ortaya koymaları gerektiği tabii, için mi intihar etmiyorlar? Zenginin her şeyin tadını almıştır, her lezzetin farkına varmıştır. Yapacağı bir şey kalmamıştır. İntiharı bir çocuğun İlginç veya bir son olarak tercih ediyor. Ama insanların üzerinde düşünmesi gereken bir istatistik. Buradan şunu anlıyoruz. Mesela görmemizde bir sınır var. Mikropları görsek cinnet geçiririz. Duymamızda bir sınır var. O büyük atmosferdeki olayları duysak uyuyamayız. Hem düşün, haşeratın yürüdüğünü duyuyorsun. Çıldırırsın ya. Mesela tad alman. Şu andaki tad alma duyumuz aldığımızın 20 kat 30 katı fazla olmuş olsa çıldırtır insan. Ne yapacağını şaşırırsın ya. Gereğinden fazla görsen yaşayamazsın. Müthiş bir şey. İşte sınırlı bir mahlukatın her şeyi de sınırlıdır. Mesela hayvanlar öyle değildir. Hayvanlarda sınır yoktur. Yerken sınır yoktur. Hatta birçok hayvan var. Önünden almazsan çatlar ölür. Doyamıyor. Mesela süs balıkları öyledir. Aşırı derecede yem atın, hepsini yer ve ölür. İlginç. Çiftleşmede sınırları yoktur. Gördüğüyle çiftleşmek ister. Mesela bir maymun bir tezgah önüne geldiği zaman uzanabiliyorsa onu alır. Bitti. Niye? Çünkü bir sınırı yok. Aldığını yer. Bizi hayvandan ayıran şey bizim sınırlarımızdır. Sınırsız yaşama arzusu insana cinnet geçirtir. Bu önemli. Evet. Ama bu net bir cevap olmadı diye düşünüyorum Mahmut abi. Çünkü hala hediyelik eşyada veya özel tüketim eşyalarını almak israfa giriyor mu? Ya tamam, hadi bir yerde gözümüzü doyuruyoruz ama tamam, nefsimizi doyuruyoruz ama denge. Yani bunu sürekli yenilemek veya sürekli üzerine katarak gitmek herhalde israfa girer. Tabii. Zaten yemeği onun için örnek verdim. Obez olan israf yapıyor. Lazım olandan fazlasını yiyor. O da evet, aynı şey. Şimdi diyelim zaten senin evinde koyacak yer kalmamış. Halen daha bir şey de oraya sokmaya çalışıyorsun. Bu sınırı aşmaktır. Her konuda. Ya müzik dinliyorsun, camları kıracak şekilde sesini açmak. Yine bu da sınır. Yani sınırı geçme. Her şey tadında. Balı bal gibi yememiz lazım. Evet. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz Mahmut abi. Son yaklaşık bir 8 dakikamız var, 9 evet, dakikamız var. Şu soruyla da bitirelim onu. Ben soru değil aslında. Geçen yine böyle videolar izlerken önüme düştü. Merak ettim, senin fikrini almak istiyorum. Yine bir hocanın anlattığını size nakletmiş olacağım. Allah-u Teala ile Hazreti Adem konuşuyorlar. İşte cennetten kovulma durumunda Hazreti Adem. Evet. İşte Allah'tan tövbe, af istiyor. Tövbe diyor Allah'a. Fakat tabii affedilmeyeceğini anlayınca Allah'a diyor ki hani tamam, beni benim duamla, benim yakarışımla affetmiyorsun. Fakat ben işte Muhammed Resulü. Evet, bir kapıda, şimdi yanlış söylemeyeyim onu, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdığını görüyor. Ve diyor ki, kim olduğunu bilmiyorum ama beni o Muhammed'in aşkına, onun hürmetine bağışla diyor. Evet. Şimdi burada sormak istediğim şu, hani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala zaten daha önceki programlarda hep dile getirdiniz onu. Evet. Yani peygamberler arasında ayrımcılık, üstünlük, bu tarz ayrımcı işlere girmeyin. Bakara 285. Evet. İkinci soru, eğer Allah ile Adem, Allah Celle Celaluhu ile Hazreti Adem böyle bir konuşma içerisinde bulunmuşsa, kim buna şahitlik etmiş? Evet. Eğer Allah konuşmuş olsa bu bir yerde bir şekilde ayet olması gerekmiyor mu? Tabii. Bu çok büyük bir problem ve sayısız binlerce örneği var. Ve bu örneklerin bir tek kaynağı var, hadis kitapları. Hadis kitaplarında maalesef sadece Resul'ün sözleri değil, Musa Aleyhisselam'la ilgili rivayetler, Adem Aleyhisselam'la ilgili rivayetler ve genelde bu hadislerin başında işte mesela Cafer, İbni Cafer Übeyr ya da İbni Selman diye bir isim verdikten sonra buyurdu ki dedikten sonra Resulümüze atılan iftiralardandır. Bu bütün dinlerin problemidir. Hristiyanların büyük bir çoğunluğu İsevi oldu. Yahudilerin büyük bir çoğu Musevi oldu. Müslümanların da büyük bir çoğunluğu Muhammedi
bir hayat yaşıyor. Bu şu demek oluyor değil mi Mahmut abi? Yanlış inşallah anlamadım. Yani Hristiyanlığı bıraktılar. Hristiyanlığın temsilcisi Hazreti İsa'nın kulu veya artık ümmeti nesi oldular. O bizden razıysa cennete gideceğiz diyorlar. Bütün Hristiyanların temel inancı İsa Resul bizden razıysa biz cenneti görürüz diyorlar. Amaç İsa Resul'ü razı etmek. Aynı Yahudilerin Musa'ya yaptığı gibi. Maalesef İslam alemi de İsrailiyattan birçok konuyu hadisler yoluyla İslam'a geçirmişler. Ve burada da maalesef üzülerek söylüyorum, Kur'an'a aykırı birçok iddia bunların içinde mevcut. Konuşan Allah, özne Allah ama Kur'an'da yok. Bizzat anlatıyor. Allah-u Teala Musa'ya dedi ki, bak Allah Musa'ya söylüyor. Kur'an'da yok. Hadislerde olması da imkansız çünkü Muhammed Resul demiyor. Musa Resul diyor. Hayır, bir de Allah-u Teala peygamberleriyle bile Cebrail vasıtasıyla görüşmüş. Tabii evet. Yani bunu anlatan öyle bir nasıl muhteşem bir olay yaşayıp ki arada Cebrail bile yok. Tabii aynen bu, katılıyorum. Bunu bak mesela işte siz farkına varıyorsunuz. Ama birçok kardeşimiz maalesef farkına varmıyor. Bu kadar net bir problemi farkına varamıyorlar. Neden farkına varamıyorlar? Allahu alem, dünya telaşı, iş güç, erdemli bir hayat değil. Yani yoksula, yardıma muhtaç eden, yolda kalmışa yardım eden bir insan problemi çok çabuk görür. Fakat siz özür dilerim, egoist bir hayat yaşıyorsanız, bencil bir hayat yaşıyorsanız, sadece kendi nefsiniz için yaşıyorsanız, o zaman bu hikayeler kişinin hoşuna gidiyor. Huriler dağıtan, Resul'ün şefaat edeceğini söyleyen, onun için Resul şefaat edecek, kurtaracak diye müthiş bir şey var, garanti ve beklenti var. Sadece şunu düşünmüyorlar. Bakın çok önemli bir cümleyle kapatayım. Hazreti İbrahim'in hatırına babasını affetmeyen Allah, oğlunun dağa çıkmasına rağmen Nuh'un hatırına oğlunu affetmeyen Allah, Lut'un hatırına karısını bağışlamayan Allah, bize bir baba oğul, karı koca eş, senin Muhammed hatırına seni mi affedecek? Muhammed Resul hatırına adam affedileceğini zannediyor. Ve bu adam Kur'an'ı açıyor ve Kur'an'da bakıyor. Allah Zülcelal Hazreti İbrahim'in babasını affetmiyor. İbrahim'in hatırına, dua etmesine rağmen. Dostum demesine rağmen. Tabii. Hayır. Ayrıca Hazreti İbrahim'in babası için Allah'a duası var. Allah diyor hayır diyor. Onun davası bize kaldı diyor. İbrahim'in hatırına sadece babasını affetmiyor. Nuh'un hatırına oğlunu affetmiyor. Lut'un hatırına eşini affetmiyor. Karısını affetmiyor. Muhammed Resul'ün hatırına 1 milyar Müslümanı affedecek öyle mi? Biraz düşünün, biraz akledin ya. Halil'im dediği İbrahim Resul'ün hatırına babasını affetmeyen Allah, Muhammed'in hatırına 1 milyar sizi mi affedecek? Biraz Kur'an'a yaklaşsalar örnekleri görecekler. Örnekleri görecekler. Yani kendi kitapları zaten ters. Çelişkiyi göstermek için söylüyorum. İnandığım için değil. Bana lazım değil. Ama bir Hristiyana İncil'den ayet göstermek gibidir. Açacaksınız, bakın diyeceksiniz. İncil'de bu yazıyor. Sen buna inanıyor musun? Ya sen hem İncil'e inanmıyorsun hem İncil'den ayet okuyorsun. Kardeşim ben inanmıyorum ve sana okuyorum. Gör diye. Çelişkiyi gör diye. Şimdi bizimkilerin kendi kitabında ne yazıyor? Ey kızım Fatıma, baban peygamber diye güvenme. Nefsini Allah'ın elinden satın al. O gün ben de sana yardım edemem. Bir karar verin kardeşim. Sene 2022 kahvelerde okey oynayanları kurtaracak, kızına faydası yok. Ne dediğinizin ya da neyi iddia ettiğinizin farkında mısınız? Evet. Lütfen. Bu programın kapanışı için son güzel bir nokta oldu diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Abi. Evet. Yine programın sonuna geldik. Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğine sağlık. İnşallah haftaya kaldığımız yerden programa devam ederiz. İnşallah. Mahmut abi.
Sevgili seyircilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Hep programın sonunda olduğu gibi yine söylüyorum, yine tekrar ediyorum. Eğer programımızı verimli, faydalı buluyorsanız eğer, eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza bu programın varlığından bilgi verin. Onları cumartesi akşamları saat 22'de ekran başına çağırın. Onlar da istifade etsin. İlgi alakanıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Gönderdiğiniz, göndereceğiniz mesajlar için yine tekrar şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar efendim.